Merhabalar, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün sizlere aşılama öncesinde HSG yani ilaçlı rahim filminin öneminden bahsetmek istiyorum. Birkaç tane çalışma göstereceğim ve detaylı biraz anlatacağım size. Aşılama tedavisi düşünüyorsanız, yani doktorunuz böyle bir şey önerdiyse hamile kalmaya yardımcı olmak için... ...spermleri doğrudan biliyorsunuz... ...rahim içine yerleştiriyoruz. Yani aslında bir infertilite tedavisi, bir kısırlık tedavisi... ...bir doğurganlık tedavisi... ...aşılama tedavisi biliyorsunuz. Bu tedaviye başlamadan önce... ...doktorunuz hem rahim... ...hem de tüpleri yani bizim... ...fallop tüpleri dediğimiz... ...dokuların sağlıklı olduğunu... ...görmek ve bunlardan emin olmak için... ...aşılamadan önce... ...bir HSG çekeceğini... ...biliyoruz. Bunu önerebilir. Ee, o yüzden başlangıçta HSG yani bize sadece rahimle ilgili değil aynı zamanda tüplerin daha önemlisi tüplerin açık olup olmadığı ile ilgili de fikir vermektedir. Tabi hem rahim hem de fallop tüplerini nasıl yapıyoruz bu ilaçlı rahim filmini ayrıntılı videolarım var yine detaylı onlara bakabilirsiniz ama burada aşılama ve HSG ilişkisine bakıyoruz. Burada X ışını kullanarak görüntülüyoruz aslında. Aşağıdan rahim ağzına bir kateter yerleştirerek rahim içine bir boya enjekte edip bu boyanın madde yani bu bazısı sıvı bazlı oluyor, su bazlı, bazısı yağ bazlı oluyor ki genelde yağ bazlı daha çok tercih ediliyor ama boya fallop tüplerine böyle akıyor, geçiyor ve e, doktor bu noktada herhangi bir tıkanıklık var mı, herhangi bir anormallik var mı, tüpte bir şişlik var mı yok mu bunu değerlendiriyor. Tabii sadece bu da değil yani rahim içinde herhangi bir sıkıntı oluyor mu olmuyor mu onu da görüyoruz. Araştırmalar HSG yaptıran kadınların aşılama tedavisinden fayda sağladığını, aşılama tedavisinden sonra daha yüksek gebelik oranlarına sahip olabileceğini göstermiş. Tabii birkaç çalışma var bunu gösteren. Yani aslına bakarsanız Çocuk istemi olan, gebelikle ilgili sıkıntı yaşayan, gebe kalmayla ilgili sıkıntı yaşayan olgularda biz zaten rutin olarak HSG istiyoruz genellikle ama örneğin 2014 yılında Obsetir Jinekoloji dergisinde yayınlanan bir Amerikan dergisidir bu. E, bu dergide yayınlanan bir araştırmada e, özellikle rahim içine uyguladığımız aşılamadan önce HSG yapılıyorsa bu kadınların yapmayanlara kıyasla önemli ölçüde, daha yüksek klinik gebelik oranlarına sahip olduğu bulunmuş, gösterilmiş. Yani bu anlamda aşılamadan önce HSG yaptırmak bir tık daha iyi olabilir, bunu biliyoruz. Tabii klinik gebelik özellikle e, hamileliğin ilk 12 haftasında tespit edilen gebeliktir. Yani bu noktada sadece işte hcg değeriyle gebe kalıp kalmama değil, klinik gebelik dediğimiz ultrasonla bizim gebelik kesesini gördüğümüz bir durumdur. Yine benzer şekilde 2017'de bir çalışma var. Bu çalışmada da yine yardımcı üreme ve genetik dergisinde yani bu yardımcı üreme sırf işte aşılama, tüp bebek ve bunları inceleyen embriyoloji dergilerinden bunlardan bir tanesi. Çok önemli değil detayı. Yine HSG'nin aşılamadan önce yapılmasıyla beraber daha yüksek gebelik oranlarıyla ilişkili olduğunu göstermiş. Zaten bu data biliniyor hatta ben bu videoyu çekmiştim yani ilaçlı rahim filmi özellikle yapıldıktan sonraki ilk 3-6 ayda gebelik oranlarının arttığını biliyoruz. Çünkü aşağıdan verilen boyanın ee, özellikle tüpleri tıkalı tüpleri açabileceğini biliyoruz. HSG yapılan kadınların yapılmayan kadınlara kıyasla canlı doğum oranlarının bu çalışmada yani bu 2017 çalışmasında %34 daha yüksek olduğu bulunmuş. Diğer bir araştırma yine daha yakın zamanda bir araştırma. 2019 yılında yine işte Human Reproduction dergisi denen önemli bir yurt dışı dergisinde yayınlanan bir makalede yine HSG'nin açıklanamayan infertilite olan olgularda aşılama döngülerinden önce gebelik oranlarına katkı sağladığı gösterilmiş. Açıklanamayan kısırlık ya da açıklanamayan infertilite olgularında e, zaten bu başlı başına bir ana konu yani bununla ilgili yine videom var bunu izleyebilirsiniz Ki yaklaşık %10-15'ini e, kapsıyor bu grubun e, HSG yaptıran kadınların yine yaptırmayanlara e, kıyasla anlamlı derecede daha yüksek klinik gebelik oranlarına sahip olduğunu biliyoruz Bu da gösterilmiş yani sanki yaptırılsa daha iyi olur gibi ama zaten hep söylüyoruz yani infertilite tedavisine başlamadan önce Özellikle en çok ihmal edilen erkekteki sperm testidir ve HSG'dir. Bu ikisi mutlaka yapılması gerekiyor. HSG'nin yani bütün bu çalışmalar bunlar birkaç örneği yani bunun farklı çalışma örnekleri de bakılabilir. Bütün bu çalışmalar HSG'nin aşılama tedavisinin başarı oranlarını artırmada faydalı olabileceğini göstermiştir. Hani %100 kanıtlamıştır diyemiyoruz ama faydalı olabileceğini biliyoruz. Bu bilgiyi en azından hastamızla da paylaşıyoruz. İşte bu video vasıtasıyla sizlerle de paylaşıyorum. Tabii HSG'nin aşılama tedavisi için faydaları var ee, ama aşılama tedavisi nedir diye bakacaksanız onu ayrıca bir lütfen videoda izleyin. Öncelikle aşılama tedavisinin ne olduğunu, nasıl olduğunu bakın ama HSG ne yapıyor? Tüpler açık mı değil mi? Bunu bize söylüyor. Yani tüplerin tıkalı olması zaten orada bir blokaj varsa yani yol tıkalıysa spermle yumurta birbiriyle buluşamayabiliyor. Yani o yüzden gebelik olmayabiliyor. HSG bir kere bize bunu gösteriyor. Diğer taraftan da tabii ki HSG rahim içinde bir sorun var mı bunu gösteriyor. Yani rahmin içinde de bir miyon var mı, polip var mı, istmosel var mı, <laughs> yapışıklık var mı bunu da gösteriyor. Yine sperm ulaşamayabilir. Bulursalar bile e, endometriyuma yani rahmin içine bebek gömülemeyebilir. Doğal olarak da gebelik başarısı düşebilir. Tabii tüplerin e, özellikle açık olması şart. Yani tüpler çünkü tıkalıysa iki tüpte çalışacak. Çalışırsa gebelik oranı yüksek oluyor. Ancak bu boya, e, biz boyayı aşağıdan verdiğimizde hem rahim hem tüplerde kan akışını da artırarak aynı zamanda burada bir takım Tam sebebini bilemediğimiz ortaya koyulamayan nedenlerden de e, özellikle gebelik oranları yükseldiğini biliyoruz. Tabii bu ayaktan yapılan bir işlem yani hastaneye yatıp da e, hastaneye yatıp işte bir gece kalıp vesaire gibi bir işlem değil bu HSG işlemi. Bütün prosedür genellikle 15-20 dakika kadar sürüyor. Yani burada birazcık yapanın özellikle de cihaz yani teknik donanım çok önemli. Ee, bu noktada e, yapanın tecrübesi e, kıymetli oluyor çünkü e, sosyal mecralarda görüyoruz yani işte çok ağrı oldu vesaire oldu. Evet yan etki olarak kramptır, e, vajinal kanamadır, hafif bir mide bulantısıdır hatta ara ara kusmadır hafif kusmadır bunlarla karşılaşabiliyoruz nadiren ancak HSG'den sonra bunların hızlıca basit ağrı kesicilerle düşmesi azalması gerekiyor. HSG'den sonra doktorunuz ağrı veya kanamanız varsa dinlenmenizi veya bol su içmenizi önerebilir. Sadece jinekologlar değil, radyologlar da yani radyoloji hekimleri de HSG yapmakta ülkemizde ve bütün dünyada. Ee, özellikle e, bütün bunlara göz önüne aldığımızda e, aşılama tedavisi eğer düşünüyorsanız, buna karar vermişseniz, HSG yaptırmak gerekli mi gerekli değil mi bunu doktorunuzla mutlaka konuşun. Genellikle yaptıran oluyor. Yaptırmayanlarla da karşılaşıyoruz. Ben yaptırılması taraftarıyım. Bu büyük çalışmalardan aldığımız sonuçlara bakarak bunlara istinaden. Ama zaman zaman hastaların çekincesi, korkuları hekimlere de belki de yansıyabiliyor. Ama yapılmasında fayda var. Çünkü sonuçta kanıtlanmış çalışmalar var. Gösteren makaleler var. Bunlar önemli. Tabii ki e, aşılamadan önce HSG'nin önemi hakkında e, bu video e, özellikle aşılama düşünenler için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, i̇şe yarayacağını düşünüyorum. HSG yaptırmanın tabii e, artılarını eksilerini mutlaka hekiminizle tartışınız. Tartışmanız da gerekiyor. Hekiminiz zaten anlatacaktır. Bazen kadın doğumcuların kendisi yapıyorlar bu filmi. Evet işte aşılama ve HSG ilişkisi böyle bir şey. Bu videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii e, kadın sağlığına yönelik bu videoların artması, bu farkındalığın da artması adına bu bilgileri paylaşmanızı da rica ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğendim butonuna basarsanız çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum efendim.